Hatta İstanbul Sosyetesi'nden çok fazla kişinin estetik operasyonlarına giriyor. Dolayısıyla güçlü bir network oluşturuyor. Bağlantılarda bundan daha fazla bir şey buradan olmuş olmalı. Yani sadece böyle 2-3 tane ünlü ismi tanıyorsun diye olmaz yani. Bu bir yapının içinde birileriyle ilerliyor. Yani ben çünkü mesela bu Demirören Haber Ajansı'ndaki arkadaşımızın haberlerinin sansürlenmeye çalışılması, o kişinin günün sonunda işinden olması, o haberlerin yayınlanamaması, Tahsin'in söylediği bir jip. O gece şeyin Timur'un kullandığı aracın arkasında bir jip vardı. Evet, o jiple ilgili bir sürü soru işaretinin bugün hala yanıtlanamamış olması. Şimdi efendim burada ilk olay oldu. Yani ben gece hastaneden eve dönme esnasında yani tabiri caizse Timur Cihan'ın 7 sülalesine ulaştım. Ama Allah kalımı biliyor ya, zerre kadar bir yanlış yapayım ve yanlış bir harekette bulunayım diye düşünmedim. Ama duyduğuma göre Bülent Bey hastanesini koruma için tam otomatik silahlı 20 kişi bulmuş, yerleştirmiş hastaneye. Ben evladım adli tıpa gidiyor. İnsanın düşündüğü yapısı bu. Az önce bahsediyoruz ya işte nüfuslu, varlıklı vesaire bu şeyde. Yani sizden korumak için mi hastaneye? Galiba. Yani ben hiç kalbimin köşesinden geçmedi. Yani ben Estetik International'ı bilmeme rağmen, öğrenmeme rağmen böyle bir şey girişimde şeydir. Ama daha sonra bu esnada olan olaylar da şöyle. Oğlumun ortağına kaçış videoları servis ediliyor. Bunları diyor çok kısa zamanda basına sür, yoksa basın yasağı getirecekler diyor, üstüne baskı sürerek. Bu zaman zarfında da eve gittik, işte çevremde eşim, dostum, ya haber çıkmış bir bakayım okuyayım diyor. Bir bakıyorum, silinmiş. O şurada bir haber çıktı diyor, bakıyoruz silinmiş. Yani bu sefer şöyle bir şey oldu, çok ilginçtir yani, ben sonradan taşları yerine oturtturuyorum. Benim evimde oturan kiracım Roja'nın tesadüfen arkadaşı. Bak dünya ne kadar küçük. Roja bana kiracım yani geliyor. Demirören Haber Ajansı'ndan istifa etmek zorunda kalan meslektaşımız Roja Altıntaş. Geldi bana dedi ki ya sizin kazada dedi biz ilginçlik var. Roja yani, dedi. Şey ilginçlik var. Roja dedi haberi servis yapamıyor. Bir sıkıntı var dedi. Birileri engel oluyormuş dedi. O zaman dedim ki ben ha bu basında siliyorlar bilmem ne yapıyor. Ya birileri basına baskı yapıyor. Yani yayınlamayın, etmeyin. Bu bireysel olur, genel olur. Bunu bilmem. Fakat ne zaman Rojda Hanım sağ olsun bizim değirmene su taşıdığında o da gündeme çıktı, o da ortaya çıktı. Ya bana tüm basın mensupları şunu dedi. Ya kesinlikle böyle şey olamaz. Ya dedim var. Var. Ve ortaya çıktı. Ha bir tanedir, bir noktadadır. Fark etmez. Ama sonuçta var olduğunu ortaya çıktı. Peki bu silinen haberlerin olduğu haber siteleri böyle büyük haber siteleri mi isim vermenize gerek yok yoksa böyle küçük çaplı haber siteleri mi? Şimdi şurada ilk esnada bizim kazayı şöyle normal bir kazamış gibi lanse ettiler. Bizim kazanın önemi yine sağ olsun içeriden birileri diyelim o kaçış görüntülerini servis edince kazanın vahimeti ve kazanın ne kadar vahşice bir hareket olduğu ortaya çıktı. Kemerburgaz'daki o sosyal konutun içinde çekilmiş görüntülerle havalimanındaki çekilmiş görüntüler. Yok özellikle şey havalimanı görüntüleri. Havalimanı görüntüleri. Evet havalimanı görüntüleri. Yani biz burada cenazemizle acımızla kavrulurken bunlar pasaporttan geçiş yapıyorlardı aslında. Evet efendim. Vizesiz Mısır'a vize olmadığı için. Öyle bir de öyle akıl verilmiş hani vize yokmuş galiba birinin Amerikan vizesi Eylem Tokun mu veya da birinin önce Mısır'a gidin oradan ilk geçiyor. Uçak sanırım bir de Mısır. İlk uçak. Ha ilk uçak evet, olduğu için uçak. Pardon ilk çıkıcı yani evet bir an evvel kendinizi dışarı atın sonra oradan başka yere geçersiniz falan diye. Evet. O sırada da harıl harıl güya plaka kaydı aranıyor ama Bülent Cihan Timur'un kurumuna kayıtlı olduğu için işte arabanın sahibini tam tespit edemiyorlar, bulamıyorlar bir şeyler. Yok bence Bülent Cihan Timur da gidecekti. Fakat yolda ne düşündüler? Arabayı kenara bıraktılar. Bunu havalimanında bu da görünecekti. Son anda gitmeden vazgeçti. Belki de oradaki bahsettiğim üst akıl buna dedi sen gitme sen burada kal.
Çünkü Eylem Tok basın açıklamasında ben Bülent'e söyledim, yararlılara ilgileneceğini söyledi. Söyledim dedi, o ilgilenecekti diyor. Yani topu o tarafa atıyor. Fakat bugüne kadar çok gariptir ki burada bu kazaya karışan 2 araç, 3 ATV, 15 kişi var. 15 kişiden benim oğlum ölüyor. Fakat arta biri kaçıyor. Arkada kalan 9 çocuk daha var. Bu 9 çocuğun ailesinden de şu ana kadar bir ses sade yok. Yani şu insana gelip de ya geçmiş olsun diyebilirdiler. Niye? Bir empati kurar insan. Oradaki onun çocukları da, o çocuklardan biri de ölebilirdi. O çocuklardan biri de sakat kalabilirdi. Bu ailelerin hiçbiriyle hiçbir ilişki kurmuyor. Hiçbiri ya, gelmesini istemiyorum. Ya bir telefonla nezaket icabı. Yani kusura bunlar, bakmayın, böyle böyle bir olay olmasını hiç istemezdim. Yok efendim, yok. Biz çok özür dileyerek söylüyorum. Biz insan değiliz ya. Yani kendileri insan, kendileri üst mahlukat, çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bir insanı her şeyden önce insan olduğu için şey yapacaksın. Ya insan yolda giderken ya köpeğe çarpıyor da onu bir veterinere götürme ihtiyacı duyuyorsun. Evet. Ya hayvan acı çekmesin, evet, bilmem ölecekse normal ölsün o diye. Değil mi zaten? Ya evet. Biz ya neyse, ben şu an özür dilerim yani biraz haddimi aşıyorum galiba. Estağfurullah. Yani insan bazı şekilleri, insanlık ölmüş burada. Annenin davranışı vahşi bir hareket. Ya orada gidiyorsun, benim evladımı kanatlarının altına alıyorsan, bizim de evladımız var. O ölenin de 1,5 yaşında bir evladı var. Bunu nasıl unutursun? Bu insanları gencecik yaşta orada ölüme nasıl terk edersin ya? Ha çok basit. Oğlum senin bir derdin var mı? Yok. Alo Bülent gel. Bak bir kaza yapmış bizim çocuğumuz. Araba parçalanmış. Hemen koş. Sen annesin ya. Buna sarıl, ötekine sarıl, kanamasını durdurmaya çalış, 112'yi ara, 112'ye karşı baktın gelmiyor, orada itfaiye gelmiş, hemen ya şunu bir 112'ye karşı götürülmeye çaba göster. Ya ne olur ya? Ne olur? 5 dakikayla belki benim oğlum hayatta kalacaktı şu an. Dehşet bir şey. Bu kadar mı insan değiliz ya? Ben şahsen bazen üzülüyorum, ağlıyorum, hep böyle çıkmaza giriyorum ama şunu da seviniyorum. Ya bu insanlara bir gün biri dersini verecekti. Paranın geçmeyeceği bir nokta gelecekti. O da ben oldum. Bana geldi herhalde, bilmiyorum. Buyurun, Amerika'da paraları geçmiyor. Çocuk hapishaneye girdi, anneden ayrıldı. Şimdi oradaki aile dostlarım arıyor. Sen hiç üzülme. Adalet yerini buluyor. Burada bir gün Türkiye'de bir aya bedeldir. Burada mahkumlar 23,5 saat gözetim altındadır. Sadece 30 dakika serbest zamanları varmış. Onun haricinde her an, her dakika gözetim altındadırlar. Otur otur, kalk kalk, burada bu şekil mahkumlukları devam ediyor diyor. Şimdi nedir? Ayrılmayacaktılar. Allah'tır. Bak biri başka hapishanede, öteki başka hapishanede. Ne oldu? Çocuk efendim işte milyon dolarlık kefaletle serbest kalmasını talep ettiler. Baba artık o yaşlı avukata ne vaat etmişse, hakim bey sana yalvarıyorum, bu çocuğu bırakın, işte çocuktur bu. Ama orman yolunda 180'le giden de çocuk değildi. O anahtarı baba veya anne tahsis eden de, o arabayı altına alan da veren de o zaman çocuk değildi. Sen buydun yavrum, sen gidebilirsin dendi. Burada onun şunu da söylüyorum buna beraber. Yani bu suç çocuk işledi, tamam. Bizim Türk yasalarımıza göre otomatikmen çocuk olduğundan dolayı 1/3 indirime gidiyor ama bu suç indirimden ziyade anne babaya da verilmesi lazım. Sorumlu insanların taşıması lazım. Örnek teşkil etmesi lazım. Niye? Ben bir anahtarı verende reşit olmayan birine 2 kese düşünmem lazım. Ya bir kazı olur, bir şey olur, benim başım da derde gider. Aman oğlum bak dikkat et. Birine çarparsın bir şey olur. Yani sen kendin yanacaksın ama ben de yanarım demesi lazım bir ebeveynin. Ben Bülent Bey'in köprülerine çok önce geçtim. Benim çocuğum o yaşlarda araba sürüyordu. Ama ben hiçbir zaman yalnız bırakmadım. Hep yanındaydım, hep yanındaydım. Defalarca polise de jandarmaya da yakalandık. Ehliyetsiz olarak yanında oturuyorum. Nereye gidiyorsunuz? Ben babasıyım. Buyur, ceza keseceksen kes memur bey. Yok dedi, sen otur yanında. Herkes dedi, tüm aileler dedi, senin gibi sorumlu olsa da beraber dolaşsanız, trafikte beraber öğrenseniz. Benim çocuğum 18 yaşında ehliyeti aldığında
sınav yapan hocalar, ya ilk sefer dedi sıkıntısız bir arabaya bindik, sınav yaptık, geldik, oturduk dedi. Oğlum dedi hayırlı olsun, herkes senin gibi dedi araba sürebilse dedi. Yani ben bundan gururlanıyorum. Niye? Ben oğlumu hiçbir zaman terk etmedim. Al anahtarı şuraya dolaştır demedim. Al şuraya git demedim. Hep beraberdim. Ya annesi yanındaydı ya ben yanındaydım. Bu sorumluluk, ebeveyn sorumluluğu budur. Yoksa yok efendim milyonluk araba alıp da al tahsis orman yolunda surat yap demek değildir. Özer Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Biz bu, teşekkür ederiz. Bu bölümün sonuna geldik. Tahsin çok teşekkür ediyorum kardeşim. Eklemek istediğiniz bir cümle varsa alabilirim. Zor bir yayındı sizin için biliyorum ama. Vallahi 4 aydır benimle beraber mücadele eden sizler, devlet büyüklerim, bu davanın sahipleri için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Tek başıma olsaydım başaramazdım diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler efendim. Mücadeleme devam edeceğim. Bu bir başlangıç diyorum. Eylemanım da gelecek, çocuk da gelecek. Burada da yargılanacaklar. Burada bir gün cezalar, 3 gün cezalar. Şu an ceza almalarına başlandı. Bekliyorum. Bizim kaderimiz, bizim şeyimiz de buymuş diyorum. Yani ne diyeyim? Tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Hanımefendiye çok de taziyelerimizi bildirmenizi rica ediyorum. Lütfen annemize de tekrar geçmiş olsun teşekkür kardeşim. Ederim, zor bir yayındı. Çok. Ama çok acayip şeyler duyduk. Biz takipçisi olacağız efendim meselenin. Güvendiğiniz, geldiğiniz, sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Özer Acı ve Tahsin Aslan'la birlikte yaptığımız bu kuşağında sonuna geldik. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Döndüğümüz zaman Diyarbakır-Mardin hattındaki yangınla başlıyoruz.